Yani kendimi de çekeyim dedim. Bu aralar çok yoğunum, çok yoğun çalışıyorum. Çok yoruluyorum. Bilmiyorum yani bir havalar da soğuk. Evet, az Soğuk önce ayrı bir oyun oyuyordu. yoruyor insanı. Yok bir de tabii oyun geldim. Biraz kafam dağılsın diye o içeride oyun oynadım. Göktuğ Bey'in odasında. Biraz oyun oynadım. Tabii o da böyle şey yapmış. İzledim biraz. Yani normal hayata dönemedim. Sinek avlıyoruz. Sinek mi var? Sinek gelmiş. Sinekler sıcağı seviyor. Bak, ev demek ki İyiyiz sıcak. efendim. Biz de ne yapalım işte böyle iş güç. Kızların eksikliğini yaşıyoruz evin içinde. İşte çocuklar tatil yapıyor. Göktuğ'a en çok yarıyor bu tatil olayı. Evet. Çok güzel dinleniyor evde. Zaten soğukta bir yere de gitmiyor. Gidemez zaten. Yani nereye gideceksin? Oh, ödev de Gitmek yok. istiyor musun bir yere? Ben bir yere gidesim yok. Git istersen. Yok. He? Yok. Bak nasıl gitmek istiyorsan ne yap biliyor musun? İlk önce buzdolabının buzluğunu bir aç. Oradan gelen bir soğuk oluyor. Hayır gerek yok. Apartman kapısını da açsın. Ne oluyor zaten? Hava çok soğuk efendim. Yani anca böyle kapalı AVM'lere falan gideceksin ama oraya da bir kere gidiyorsun. İki kere gidiyorsun daha sıkılıyorsun artık. Yani tam böyle artık evde oturun zamanı bence. Hani Kara otur, kış tıkır zamanı. dizine otur artık zamanı bu. Yani dur bir de gezme yani bu ayda gezme zamanı bu diye düşünüyorum yani. Kışın bu zamanlarda az yiyin, çok para biriktirin, yazın bunu bol Harcayın. bol harcarsınız. Yani hava güzel olduğunda tadını çıkarırsınız. Ama Sevilay öyle mi? Sevilay soğuk moğuk dinlemiyor. Nereye gitmiyor? Habire kapıda, bacada, yollarda, bir yerlerde. Bir yere gitmedim ki hiç bu ara. He? Gitmedim. Bacarıyor yani. Bak bu soğukta eksi 10 derece mi 20 derece mi ne soğuk var. Yani sabahtan beri yok oraya gidiyor buraya geliyor. Ama arabayla gidip Gidiyor geliyorum. geliyor. He? Arabayla gidip geliyorum. Sen yoksan kuzenim var. O getireyim getireyim. Araba Yolunu var buluyor bir yani. türlü. Ya ben öyle bir mahalledeyim ki, ya ben öyle bir mahalledeyim ki, Sanki her şey elimin altında pat gidiyorum yani. Mevlana'nın meydana geldiğin zaman Sevilla'yı görebilirsin yani. Böyle fazla değil. Ya oraya geçiyor, buraya geçiyor, şuraya geçiyor falan. Artık sana haber vermiyorum, yakalanıyorum sana. Arıyorum, neredesin? He. Şuradayım, buradayım. Bir bakayım lan benim Yaş karıya. pastam beğendin Bu mi? benim karıya benziyor diyorum buradan Yo, bana. dükkan önüne geçerken ekmek içiyorum. Ama hep yakalanıyorum. Markette. Bugün marketten geçerken Eve ekmek. geçmesi için dükkan önü ya böyle zaten. Karşıda Mecburum da kocaman yol var tamam mı? ya. Tek renk bir duvar var. Önünden geçince belli oluyor zaten. Evet, yakalandım. Pastamın hakkında yorum. Nereden bilelim? Görmedim ki. Ben gördüm. Aa, resmini de görmedin mi? Yeşilli bir pasta mıydı? Sarılı Sarılı yeşil. yeşilli. Videosunu Anladım. çektim. Bilmiyorum ben tadını bilmediğim Özlem Abla şeyleri az ben önce mesaj bilmiyorum. yaz dedik. Ümit beni aradı dedi. Akşam aradım. Sen daha oraya pastaya götürüyorum demeden önce aradım. Bebeği banyo yaptırıyordum dedi. Dönemedim dedi. Bir dedi hastane şeyini Canın hatırladı. sağ Bir olsun tek seni kardeş. Canın arayacağım sağ dedi. olsun kardeş. Çok teşekkür etti. Pasta dedi. Bizi o kadar mutlu etti. O O, kadar iyi geldi ki bize dedi. oğlunun telefonunu yaptım. Onun için aramıştım. Bir de geçmiş olsun diyeyim dedim. Ya iyi, aman iyi olsunlar ya. Büyük badire atlattılar. Rabbim en kötü günleri olsun. Daha kötüsü olmasın inşallah. Çocuklar hiç hasta olmasın. Yani iyi şu an İyi. çocuk Bir maşallah. pastaya sevindi, He. bir sevindi. Tabii canım. Ufak tefek şeyler her Beni zaman çok böyle şey tanımıyor düşünmek ya. önemli bunda. Gülesi de var, gülmeyesi de var bana. Ben zaten hani doktor ziyaret falan yapmayın demiş. Ben içeri girmiyordum. Azıcık hemen köşeden gördüm, çıktım. Hı. Ben de köşeden gibi. Yani hasta şimdi. Özlem abla kal dedi. Kayınvalidesi çay falan içene yok dedim. İşim var dedim. Ben dedim. Daha sonraki zamanlarda dedim. Görmek yeterli. İçimden geldi, ne bileyim ya, ben çocuklara hiç kıyamıyorum. Çok aktif, hiperaktif bir kadın. Bunu hiç Herkesi mutlu etmek istiyorum. Yani böyle ben habire bir şey koşturuyor, koşturuyor. Bir de sadece bu işlerle değil yani bir de böyle çakallarla uğraşıyor. ana bana Dedikodu peşine koşuyor, çakal peşine koşuyor. ama nasıl yakalıyor? He? Nasıl kıstır? Lan yol şeyde yakalıyorum birilerine doğru kavgaya gidiyor resmen. Kavgaya gidiyor da yollarda yakalıyorum da yani. Ya dün akşam öyle
Yani millet zannediyor ki sadece böyle buralarda sanki bizim bir şeylerimiz var gibi. Ya bizde... Ya şunu kabul şimdi edemiyorum bak şey ben. Var hani... Kavgaya gidiyor. Gökte diyor ki annem kavgaya gidiyor. Ya kimle uzaklaşmaya çalışsan düşmanın oluyor. Yani sonuçta hani böyle hep arkandan konuşuyorlar. Hep saçma sapan dedikodular yapıyorlar. Yani kimle böyle arayı bozsak şey oluyor böyle hani... Birisini diyorsun ki görüşmeyeyim, o ondan sonra senin düşmanın oluyor. Ben anlamadım ki bu salak salak şeyleri ya. Kimse dediğim demiyor. Sonra Sevilay'da şey koşuyor. Yani şey üzerime peşinde, çok çakal. Büyük oynanılıyor, farkındayım. Farkındayım böyle, ben iyi oldukça onu demiş, bunu demiş. Ben buradan onu demiş, bunu diyecek çevrem yok yani. Ben sadece sevdiklerime şunu söylüyorum. Diyorum ki... Sevilay bir kadına bir şey demiş. Bir ben kadın bak, ki bak mesela diyorum, ben diyorum bunun gibi. Hani sevdiklerime şunu söylüyorum. Bak diyorum, ben birisiyle görüşmüyorsam vardır bir bildiği diyorum. Onların da gelip benim arkamdan konuşmalarını müsaade etme. Çok da düşünme. Kafayı da takmayın öyle şeylere. Kimse, herkes benim arkamdan diyenin diğer. Yani siz yanılmayın. Siz bunlara şey yapmayın. Ya bazen de insan öyle şeylere inanıyor ki bak gerçekten ben de böyle düşünüyordum da bazı parçalar Lego gibi öyle bir oturuyor ki yani bir garip bir döngü oluyor yani anladın mı? Ben buna hak verir oldum ya. Canım hiç kafaya takmayacağım. Ama Olacak, kafaya gidecek artık. Takmamak en güzeliymiş. Ben en son jübilemi dün akşam bugün yaptım, kapattım. Bundan sonra kim demişimdir, doğru demişimdir demeseydim bana diyeceğim işin içinden çıkacağım yani. Çünkü uğraşamıyorum, başım ağrıyor. Ben böyle şeylerle uğraşacak kadar, hayır tatildeyim diye boş vaktim oldu da uğraştım. Yoksa ne uğraşayım yani. Göktuğ'un dün akşam beni aradı anne iyi misin demesi. Çocuğumun da dengesini bozmaya hiç hakkım yok. Öyle yani. Kedi erişemediği ciğere mundar dermiş. Evet. Mundar da mundar. Orada mundar, burada mundar, şurada mundar. Ben evden çıktım dün akşam. Şero gibi herkes. Burada şeyi söyleyeceğim. Dün akşam ben evden çıktım. Ümit'e dedim ki bak konuşmaya gidiyorum. Sorun yok. Rahat, relax. Bana güven. Ben mahallenin ortasında kavga edecek bir tip bir şey değilim. Hani neyse. Hani ben bir şeyden kaçmıyorum. Falan. Ümit de tam lavaboya giriyor da sen de lavabona giren ben iner gelirim dedim. Yani sorun yok dedim. Bir inip geleceğim dedim. Olayda da bir şey yok aslında. Sonra Ümit tamam dedi. Ben aşağıya inene kadar Ümit çiğ köftecinin oraya geçmiş. Ha bekliyorum böyle. Ama nasıl sen ben böyle giderken sen hangi arada arkamdan geçtin de ben seni görmedim. Ben geçerim. Bir de beni aramış ne yaptın hiç dedim. Mutfağın camından bak aşağıdayım ben dedim. Hani sorun yok. Yok hani. Ben tabii diğer taraftan bakıyorum. Ümit dedi ki ben de çiğ köftecinin Allah canına. Sen oraya ne zaman geçtin? Ama insanın tabii ki arkasında olması çok iyi ama yani boş şeyler ya. Bugün ölsek yarın iki günlük ölürüz. Onun için daha hiç şey yapmıyorum. Benim de cahilliğim. Niye iniyorum aşağı ne yapıyorum ben de bilmiyorum işte bazen. Hiddete geliyorum. Bir de ben normalde çok diyorum ya sakinim böyle. Ümit bile bazen sesini yükseltir. Bana bir gülme gelir. Böyle susarım. Biz bir garip oluyorum biliyorsun ya. Ama bazen de böyle bir şey geliyor. Daha hiç gözüm hiçbir şey görmüyor böyle yani. Ümit de dün akşam bunu fark etti. Hiç baktım hiçbir şey demiyor. Tamam ne yapıyorsun dedi. Daha hiçbir şey demedi adam. Yani ben tuttum mu ben suçlu olacağım ondan sonra ya. Ben diyecek ki bak beni korktu zannettiler. Senin yüzünden gidemedim. Diyeceğim bunun başına etini yiyeceğim. Yalan mı? Sonra zaten öyle bir duruma gerek kalmadı. Her gün bir şey çıkıyor. Her gün farklı bir şeyler var. Ne bileyim anlamadım ki. Ümit de Sevilay neymiş? He vallahi ya ne bu ya sanki odak noktası gibiyiz yani. Bu şiddet bu şey. Ama bir Allah'ın kulu diyemez ki siz böyle böyle dediniz bizim hakkımızda böyle konuştunuz diyemez yani. Benim çünkü kimse umursamadıkça yani zaten ondan düşmanın oluyor. Umursamadığımızdan oluyor. Ki buna rağmen umursamadıkça daha çok kötü oluyor. Konuşsan ayrı bir dert, konuşmasan ayrı bir dert ama yani mümkün mertebe herkes kendi işine baksın. Tabii canım. Yani biz kendi işimizdeyiz. Bizde yeter daha uğraşıp durmasın kimse. Yani ben uğraşsa kendine zarar. Bizi de ilgilendirmez de. Yani ben çünkü sonuçta böyle kimseye kötülüğüm olmadı burada. Burada desin ki bir insan çıksın desin ki bana Ümit'in kötülüğü oldu desin. Yani kesinlikle öyle bir şey yok. Herkese iyiliğim vardır, kötülüğüm yoktur.
söyle. Yani fesatlığa girdiysen, art niyete girdiysen o artık yani uzaklaşma sebebidir. Bu da olduğu zaman ben kötü oluyorum. Gene ben kötü oluyorum. Ya ol da git tamam uzakta ol. Bana şey yapma. Ama benim en sinir olduğum şey benim yakınlarıma yani çocuğum dahil arkadaşım dahil hani çok yakınlarıma. Ama sana ulaşamadığı için senin yakınlarından vuruluyorsun. Sana ulaşılamıyor. Yani sen hayatından öyle bir atmışsın ki şöyle yapıyor. Ya yakınlarıma şöyle bak. Şöyle acaba ben gerçekten dünyada yok muyum? Öyle kendinden yani, tedirgin oluyor. Ondan dolayı saldırılara geçiyor. Ben bunu anladım yani. Yakınlarıma da şey yapıyorlar yani konuşuyorlar. Onların da yanlışlıkla ağzından bir kelime çıktığı zaman abartarak bana geri dönüyorlar. Evet. Bu sefer istiyorlar ki ben yakınlarımla aramı kötü yapayım. Ya, biz sevdiklerimle aramı kötü yapayım istiyorlar. Aramı bozmaya çalışıyorlar. Ben de buna uymuyorum yani. Ben sadece sevdiğin kişileri uyarıyorum. Bak diyorum böyle şeylere gelmeyin. Evet. Yani böyle saçma sapan milletin işi gücü yokmuş gibi. Yani ben ne bileyim yani tuhaf tuhaf işler var piyasada. Aynen öyle. Ben de bu arada... Yani hiç umurumda değil. Ben sadece şeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz ben bu ayki kazanayım, çalışayım, eve bakayım, maddi olarak geçineyim. Ben sadece düşmüşüm geçin derdine. Bana ucunda para olmayan bir iş boş geliyor artık da. Vallahi boş geliyor. Yani benim çünkü bakmam gereken bir ailem var. Hani boş zamanım çok yok. Aa bak bir saat boş zamanım vardı. Gittim onda içeride oyun oynadım geldim. O da şey sonra benim bu akşam mutfakta işim var diye uğraştım. He, sonra da vakit geçiriyorum işte yani. Şöyle bir şey var ki gerçekten millet bizim böyle bolluğumuzu, şeyliğimizi gördükçe daha çok kuduruyor. Ben bu akşam hani bak böyle şeyler söylenmez. Gerçekten söylenmez. Almış o balkon gibi yer var oraya koymuşum. Almış koymuşum. Bu akşam da şöyle bir elden geçireyim dedim. İnanın var ya bir ay hatta iki ay çocuklara meyve suyu almasam fazla gelir var. Çok şükür. Hani biz böyle şeyleri düşünüyoruz ya. Biz okul açılsın çocuğumuza ne vereceğiz beslenme. Okuldan bir şey isterler. Acaba paramız olmaz veremez miyiz mahcup mu oluruz. Onun için her zaman kenarımızda köşemizde bir şey. Ümit'in olmaz da benim olur. Hani Ümit'in kartları açık her şeyi. Ben mesela biraz dükkandan böyle nakit aldığım zaman kıyıya köşeye koyarım ki anlık okuldan bir şey isterler vereyim diye. Ya da bir malzeme lazım olur alayım diye. Biz bunların peşindeyiz. Bunların peşinde olmayanlar boş lafın peşinde oluyorlar. Siz tabii. İşinize bakın. Yani bizim bu tarafta zaten çok böyle hani şeylerimiz var, uğraşlarımız var. Yorumlara baktığım kadarıyla da bir yerlerde bizde uğraşılıyor. İnan ki hiç Allah belamı versin. Aa, burada yemin ediyorum Sevilay da aynı şekil. Bir tanesinden bir haberimiz varsa, bir tanesini bir gördüysek ettiysek, hiç umurumda değil. Yani biz zaten kesinlikle kimsenin sayfasında buraya baktığımız ettiğimiz yok. Hiç haberim şey de yok. Bizim yani. Zaten bak yarın değil ondan sonra da mahkemem var. Aynen. Oraya gideceğim. Dükkanda yine yarın gitmem gereken yerler, işler falan var. Bunları aynen düşünüyorum. Sevilay da aynı şekil yüklüyor videosunu. Ondan sonra yorumlarda gördüğüm kadarıyla herhalde klasik saçma sapan böyle şeyler laf atanlar falan umurumda değil. Umurumda değil. Başlıkta dünkü başlıkta da yazdığı gibi adres belli. Zaten Google'a da Özfer Elektronik yazdım mı çıkıyorum zaten. Ben ağzımda söylüyorum ya adresi. Google'a Özfer Elektronik yazdım mı çıkıyorum zaten. Yani bunu şey gerek yok. Esma yani herkes teyze burada. Yazmış ki şuradan Sevilay'ı durduk yere gittim ben buldum. Alem bulur yazmış. Yani sonuçta bayılıyor. İnan ki yani bu kimse hakkında da bir şey yazmanıza gerek yok. Yani bilmiyoruz yani bilmiyorum yani. Evet. Hani bilmek de gerek yok. Hani ben buradakilerle uğraşıyorum. Başka yerdekilerle uğraşamam yani. Hani gelsin burada uğraşalım. Beraber uğraşalım. Yani. Öyle yani. O... İcraat lazım icraat. İcraat yok. İcraat. Laf değil. Benim çünkü lafla uğraşacak bir zamanım yok. Zaten akşama kadar millete, müşterilere laf anlatmaya çalışıyorum. İcraat lazım. Kapıma gelen gelebiliyor. Görüşen görüşebiliyor. Tabii canım. Yani her türlü. Çağrılan yere gidiyor. Gelebiliyor. Yani bilmeyen usta laf üretir. İşi bilmeyen usta laf üretir. Labire böyle konuşur. İşi yapan işi yapar. İşi bilmeyen usta laf üretir sadece. Akıl verir, laf üretir. Yalnız bu sözüne de bayıldım ha. Başlık yaparım ben bunu. Yap.
Öyledir. Bunun uzunu da var. İşte az bilen usta, çok bilen usta. Yani sonuç itibariyle bilmeyen usta laf üretir. Bilen usta iş üretir. Tamam, bunu unutturma bana. Ben bunu başlık yapacağım. İyi, Sevdim bunu. tamam. İcraat Kumpirimi lazım. yaptım. İcraat lazım Mısır efendim. Bak yapıyorum. icraat yapıyor. Bak çalışıyor. Ben çalıştım, icraat yaptım, geldim. Benim işim bitmiyor. Ben hala Bak videolarımı icraat çekiyorum yaptım. yanında. Çocuğun yemeğini hazırladık, koyduk. İcraat yaptık. Bak elektriğimiz, suyumuz, kiramız yatıyor. İcraat lazım. Anladın mı? İcraat olunca oluyor. Lafla olmuyor. Lafla ben ev sahibini kandıramam. Bir ara bir ay kandırırım, 2 ay Hiç kandıramam. kandırırım. Bizim ev sahibimiz. Üçüncüsünde sepetler beni. Yani aynı elektrikçiyi de aynı, ben şey yapamam. Lafla yapamam yani. Yok canım, İcraat bunu lazım. senin haberin olmadan artık Nakiti kesiyorlar. keşi vermen gerekiyor ya da çalışıp ödemen gerekiyor, alman gerekiyor, yapman gerekiyor. Hareket gerekiyor. Hareket berekettir efendim. O yüzden Ben bu lafları nereden buluyorum? tencere yuvarlanmış seni güvenden Tencere de aldım ama. Sen videoları görmedin. kara. Ümit tam videonun alışveriş kısmına geldi. Allah'tan ona bir Hal şey geldi. geldi. Dedi ki telefon burada açık kalsın. Ben içeride bir adam dayanamadı alışveriş. Ama çok güzel şeyler aldım. Kullandıkça gör. Videoda görme. Sardım zaten ben gör. Yeniden selamlar sevgiler. Ben bu videoları peş peşe çektiğim için ikiye bölmek durumundayım. Çok uzun olmasın diye daha etrafımı bile toparlamadan hemen ufak bir sürpriz hazırlamak için sizlerleyim. Ne sürprizi hazırlayacağız? Eğer bu videoyu paylaştıysam başarılı olmuşumdur. Mantı için aldım bunu. Eğer paylaşmadıysam zaten... Eyvah, turşu düştü. Hazırlayabildiysem zaten başarmışımdır videoyu paylaşmayı. Başaramadıysam paylaşamamışımdır, olmamıştır. Evet, biliyorsunuz bizim bebeğimiz havale geçirdi. Biraz önce de haber aldım. Hastaneden çıktığını öğrendim. Pazar günü doğum günü yapılacak. Bir de annesi o kadar hevesliydi ki bir doğum günü yapmak için. Biz plan yaparken farklı planlar yazılıyormuş. Hakkımıza Rabbim nasıl söylenir? En kötü sınavımız bu olsun inşallah. Çok şükür bebişimizin sağlığı yerinde. Ve ben de böyle küçük bir yaş pasta yapmak istiyorum ona. İnan çok duyguluyum bu konuda. Çocuk denildiği zaman benim az çok tavrımı, fikrimi, ne, her şeyimi biliyorsunuz siz. Bu da hasta olan bizim bebişimiz. Ama ona ve annesine kendimi iyi hissettirmek için kendi çapımda bir şeyler hazırlayacağım. Hani dediğim gibi ben pastacı değilim. Allah'ım şu ezanların yüzü gözü hürmetine. Ya Rabbim şu kötüleri ıslah et. Ya Rabbim. Benim merhametime, vicdanıma bırakma Allah'ım. Yoksa böyle affedesim gelmiyor. Böyle öldüresim geliyor. Tövbe haşa Allah'ım. Neyse, bu videoyu böyle şeyler sokuşturmayacağım. Sıldırmayacağım. Ben şu anda ne arıyorum? Mikserin kap şeyi nerede ya? Biraz önce elimdeydi mi? Elimdeydi, bir daha yerine koymuş. Çünkü bir en alt çekmeceye koyuyorum. Almışım, üstüne koymuşum. Doktor Ötker pastacı kreması. Pasta kreması. Sütünü söyleyeyim 300, 1,5 su bardağı, ama ben 1 su bardağı koyuyorum. Çünkü ben koyu olmasını istiyorum. Böyle pastayı tutması için. Anam, sütüm mü yok? Benim evimde hem inek sütü hem normal süt. İnek sütüyle şeyi sevmiyorlar. Hani bu tarz pasta masa kokuyor diyorlar. Onu içmeyi seviyorlar. Ben hemen bunu çırpıp geleyim. Kremamı çırptım. Kıvam bu kadar güzel oldu ki. Hep içine koyuyordum. Böyle karıştırmak istedim. Damla sütü ortasına. Şu an bunu o kadar duyguluyum ki. Kremanın tadına baktım ya. Şöyle kıvamını sizlere de göstereceğim. Yani ölçüye göre değil, kendime göre yaptım. O kadar iyi oldu ki pastamı bununla sıvayacağım.
istedik bana bir şey olmasın, savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin. Ya çocukların böyle var ya, mutluluktan dahi gözünden yaş akmasın. Ya ben de çocuklar öyle. Ben bu... Yani çocukları çok seviyorum. Kimin çocuğu, neyin çocuğu olması benim için önemli, çocuk olması yeterli. Bunu da çevremdeki herkes biliyor. Gel gör ki adım Üveyana. Ne yaparsam yapayım. Kötü olurum. Kime göre, neye göre. Beni kötü diyenler, bir gün çocuğu al bakın desem, bakasıları gelmez. Öz anaları da dahil olmak üzere. Allah, bu kadar açık söyledim. Doğru, ben de yalan olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hani pasta yapışsın diye bunu şöyle ortasına koyacağım, kaymasın diye. En altından başlayarak. Çok şey değil. Çok ıslatmayacağım. Çok ıslatınca çünkü şeker hamuru, hani ezildikçe şeker hamuru da çabuk. Şeker hamurlu olan pasta zaten birebir görseldir. Böyle aman yiyeyim de yaş pasta şey değildir ama benim yaptığım pastalarda güzel oluyor. Yeter ki bebiş iyi olsun. Yine yaparız pastaya. Ne var Sevile ablası? 2 dakikada yapar tabii, beğenir dersin. Beğenmez derse yapmaz zaten. Bilmiyorum, şu an böyle içe içe böyle hıçkırıyorum. Çünkü bebekten iyi haber almak bana çok iyi geldi. Kendimi iyi hissettirdi. Yani annesi adına tabii ki ben burada bu kadar üzüldüysem, günlerde böyle belli etmesek de ya da şey, iyi haber alınca uçtuk havalara. Hemen pastayı yapıp var ya, elimde koşa koşa gideceğim böyle. Normal bebeğin yanına girmek yasak. Enfeksiyondan dolayı hemen kapıdan verip geleceğim yani. Özlem abla diyeceğim, üfle çocuğunla, mutlu ol diyeceğim. Çünkü Özlem ablamı da çok seviyorum, bebişini de çok seviyorum. Dediğim gibi beni seven herkese çok seviyorum. Muz koydum bu arada. Ay ne dikkatimi çekiyor biliyor musun? Ay, böyle sanki artık şey gibi oldu, yanımdaymışsınız gibi tepkilerim, konuşmalarım. Instagram'da ya da TikTok'ta falan herkes anam pastacı olmuş. Tamam, çok güzel, herkes pastacı olsun. Okey. Ona bir şey demiyorum. Benim yılbaşında yaptığım pasta gibi pasta yok. Fiyatları bir sürü. Ve hani bir bakıyorum hiç bir işe yaramaz. Nasıl da böyle şey, sipariş üzerine sipariş alıyorlar. Böyle her gün işte şeyler falan. Ben de dedim ya, Instagram'dan ben de başlayayım. Hani çok görseli iyi değil ama kendimi geliştirdikçe böyle kalıplar şeyler alırım dedim ya. Vallahi. Ne olacak ki yani? Bol bol şantiliyorlar. Bir de benim kullandığım kadar böyle iyi malzeme de kullanmıyorlar ha. Görüyorum Bim'den krem şanti. Ya da pişirilmeli nişastalı pastacı kreması. Evde kendileri yapma. Hani nişasta. Hani aynı yaptığım muhallebinin biraz daha koyu hali. Ama yok satıyor. Ben yapsam kimse almaz ya. Bu pastayı yapayım. Bu pasta bilmiyorum ya. Aceleyle olacak. Hani şekillerini keşke yapabilsem. Ama ben sadece kürdanla hayvan görseli yapıştıracağım. Gönlüm ister ki yapabileyim ama hem vakitten hem de yetenekten ötürü yapamayacağım bir şey zaten hiçbir zaman. Artistliğine girişmem. Sadece ana oğul mutlu olsunlar diye. Şimdi pastayı sıvayacağım. Şöyle bir kat. Bu yani. Şunu şöyle kendime sanki yapsam ters döner misin? Dönersem yapacak bir şey yok. Böyle sarıyla kaplayacağım. Bir iki desen vereceğim üzerine. Zaten safari olur.
Olmazsa ne yapalım ya, idare ederiz. Olmuş gibi mutlu oluruz. Her zaman az şeylerle bir insanın gözünün doyması benim için efsanedir yani. Kendim de dahil olmak üzere. Damla çikolatalar olmayaydı iyiydi. Bak düşünemedim abi, pastacı hatası. Pırtık pırtık durabilir. Düz durmayabilir. Alırım ben onları. Vallahi böyle yapıyorlar. Hatta şey diyor, bu pastam diyor siparişi alınmadı diyor. Hemen üzerini soyayım diyor. Şeklini değiştireyim. Bak başka siparişte tam hani bunun zararını çıkarırım diyor. Şaşırıp da kalıyorum. Demek ki pastanede de pastalar kalınca krem şantiler açılmaya başlıyor ya böyle zaman sonra. Demek ki öyle yapıyorlar. Bari yapıyorsunuz söylemeyin. Hakka giriyorlar. Bu kadar, dışını şeker hamuruyla kaplayacağız. Tamam, benim dolabımda da hiç yer yok. Dağınık değil. Bu ay çok alışveriş yaptım ya. Umarım kapak oraya dokunur. Bulaşıklarımı en son halledeceğim. Hiç bulaşık yıkama, etraf toplama modunda değilim. Değil mi? Enerji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yüzümü güldür ya Rabbim. Pastam güzel olsun. Mutluluk olsun inşallah. 40 lira mı neydi şeker hamuru, bu arada söyleyeyim. Belki başka bir şekillerde de sarı lazım olur. Şu kadar bir sarı. Allah. Öyle parça parça keseceğiz çünkü başka türlü şekil veremeyiz buna. Kaplayacağım, turuncu ile yeşile de sarıp şunları üzerine dikeceğim. Hani çok kendimden de bir beklentim yok yani. Ben şunu bir toparlayayım geleyim. Top haline getirdim. İnşallah rahat açabilirim. Şeker hamurunu açmak istiyorsan böyle hani içinden dönen merdaneler var ya, onlar iyi. Bunlar ne? Güzel açıldı. Şeyden daha güzel açıldı bu şu anda. Yılbaşındakinden daha güzel açıldı. Çünkü bunu bayağı elimde yoğurdum. Düz yere geçeceğim biraz. Çok güzel açtım. Gayet güzel açıldı. Dediğim gibi şeydekinden daha güzel açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Geçen de şu katlanan yerleri çok şey yapmadım. O elimdeki aparatla yapmaya çalıştım. O daha çok mahvetti beni. Böyle yapacağım. Ya elimle daha iyi şekil veriyorum yani.
Emre daha iyi şekil veriyorum. Ütü, pasta ütüsüyle yapamadım yani. Nasıl güzel yaptım. Şurası kaldı işte. İnan yılbaşından daha güzel kapladım. Yılbaşındaki neydi ya? Bir tarafını böyle. Aklıma şey geldi. Göktuğ'un 6 yaş doğum günü Batman'le yapmıştık. O geldi havasıyla. Kesememişim. İnanın var ya, daha iyi yaptım ya. İşte yaptıkça el alışıyor diye boşuna demiyorlar. Bakın her öbür tarafını gösteremedim. Bakın güzelce kapladım. Şimdi şu bez yardımıyla şuraları sileyim. Bir toparlanayım geleyim ben. Evet, benim yaptığım pasta bu kadar olur. Hemen var ya, birkaç şekil daha yapabilirdim ama hemen götürmek istiyorum böyle. Zaten dışarıda kaldığı için şey yapmaya başladı, çökmeye. Hemen götürmem lazım. Bu kadar. Çok mutlu olacak ama. Ne yapıyorsun Sevil Hanım? Ne yapayım aşkım? Bir çık şuradan be. Al, daha mutfağım dağınık değilmiş. Artık bu haline dağınık demiyorum. Ne, kumpir mi bu? Kumpir yaptım. Bak, yarın kim benim kameradasın anladım. Muhallebili kadayıf yaptım. Bunu bilmiyorum yedin mi sen, yaptım hatırlamıyorum. Muhallebili kadayıf. Aa, hatırlatayım mı? Hatırlat. Ümit Bey, ben bu tarifi yaptım. Ne zaman yapmak istesem bana dedi şey. Ben niye muhallebili kadayıfla yiyorum? Ben kadayıfı ayrı, muhallebiyi ayrı yerim. Niye ikisini birlikte yiyorum? Dediğin tarif yaptım ben. Kadayıf yapsaydın. Bak yine başladı. Buna şimdi kaşar rendeleyeceğim. Kumpir yaptım. Muhallebili kadayıf. Ben bunun videosunu çektim. Bunu çekmedim. Bunu yaptım diye. Tembel karı şeyi. Böreği. Tamam. Zaten bizim öğretmenimiz bir şey yemiyor ve bir şey hazırlamayın diyor. Ama ben yine de dayanamadım. Çay, kahve. Ve salata türü de şey de, bir de ıspanak kavurusun var. Ispanak aldım ya, o soğanlı ıspanak kavurmasını çok seviyor. Storylerinde görüyordum. Bir de onu kavuracağım. Öğretmen yani, zaten tığ gibi ya. Ne yapıyorsun bu kadar? Bunun yer yeter işte. Ya öğretmenimiz normalde hep böyle şeylere karşı. Normalde okul zamanında böyle hani velilere gidip gelme. O bana niye gelmedi? Bu bana niye gelmedi? Ve biz geçen sene aramızda öyle bir bağ oldu ki. Yani öğretmen ne biliyorsun zaten. Bana her konuda çok yardımcı oldu. Hani özellikle Göktuğ'a değil, bu öğretmen hep böyle. Yani bu öğretmen böyle yani. Ondan dolayı böyle davet ettim. O da şeyden çıktı. Göktuğ'un karnesini ona gösterecekti. Yetişemedik. Mesajlaştık. Sonra da davet ettim. Şey geldi. Masamı gördün mü? Niye masam akşamdan hazır? Beni yakından çekme. Çirkin. Çekme. Toz uçurursun masama. Bu ne böyle ya? Masama toz uçurma ya. Sen ne yapıyorsun gece aşka gelmişsin? Saat 11 geçiyor. Yok hayatım, neden biliyor musun? Yemek yedik ya. Yemek yerken böyle sofra yoktu. Sen sabahtan biraz geç gidiyorsun ya. Ben panik olurum. Ben akşamdan halledeyim. Yine ben sabahtan bunların tozuna falan bakarım. He, ama bu yarın ama. Sen kendin... Ben şimdi hazırladım zaten. Ay, çık buradan. Ana. Ben diyorum ne yiyeceğiz zaten, aç değilim ki. Sen yeni mi yiyeceksin? Anam var çocuğum.
Bak çocuğum ya. Yarına. Ne yapayım burada yemek için öğretmen mi olmam lazım? Hayır ya benim misafirim. Öğretmen orada. Masası mı burası? Benim masam. Öğretmenler odası mı burası? Ticarethane mi burası? Bu sınıf mı burası? Sen ne yapıyorsun? Kara kaşı kara gözlü. Çirkiler gelsene. Hiç yakıştır o. Ya PUBG oynuyor. PUBG mu bu? Evet. Bana. Sohbet etme oğlum. Sohbet chat mi yapıyorsun bir yandan da? Özellerle oluyor bu arkadaşım. He. Daha doğrusu sınıf arkadaşım. Kaç kişisiniz? 3. 3 kişi. Ezel, üçüncü kim? Ali abi, abisi. Bir de arkadaşımız vardı, o gelmedi. İyi. Günaydınlar, selamlar, sevgiler. Dün akşam ben ıspanağımı yıkadım, hazırladım. Yıkanmış ıspanaktı ama ben yine de öyle seçtim, hazırladım. Zeytinyağlısını yapacağım. Ocağıma incir harcadım. Soğanı da yaptım. Çoktan doğramıştım puanı şuradan dökene kadar. Ben daha ince doğrardım. Merakımdan aldım demiştim zaten sizlere. Şöyle ocağımı falan daha sevmedim. Şu ıspanağımı kavurayım. Hemen Göktuğ'a atıştırmalık bir şeyler vereyim. Güne başlayalım ama... Bak bu sap öyle kalmış. Soğan almayın. Her ne olursa olsun bakın her şey içinde. Hiç almayın. Hiç gerek yok. Merakımdan almıştım ben de. Tekrardan masamı elden geçirdim. Evimiz süpürdüm yani hallettim. Kaldırdım aslında akşamdan koymam bir anlamı yokmuş ama olsun. En azından ne koyacağımı belirlemiştim. Burada kahve için kahvelerimi hazırladım. Fırında kumpirim. Burada da mantımı yoğurtlayacağım. Burada da ıspanağım. Onu da sunuma hazırlayacağım şimdi. Tatlım. Böreğimi de hazırlayacağım. Kendim de hazırlandım. Çok bir şey yapmadım. Böyle ama heyecanlıyım. Normalde misafir gelince de heyecanlanırım ama bu misafir beni daha çok heyecanlandıran bir misafir. Oğlumun öğretmeni. Çok da sevdiğim bir kişi olduğu için. Heyecanım çok katı onun için. Böyle şöyle tepsiye koyarım. Böyle ara sıra misafir gelmeli ama böyle değer vermeli. Nasıl anlatayım? İnsan iyi hissediyor kendini. Yazı kağıt almaya çıktım. Her şeyi ayarlamıştım ama elimin altından kalksın diye oraya doğru koymuştum. Bununla da atabilirdim ama istemem. Sayımı denmeyelim. Saatte biri geçiyor herhalde. Göktuğ saat kaç? Göktuğ'da geleceksin. Göktuğ sabah tıraş oldu geldi. Sen niye tıraş oldun bugün? Ayşe hocam geliyor. Hı, bakayım. Biraz saçım bozuldu ya. Olsun. Saat kaç dedim. Onun için çağırdım. 28 geçiyor. Ha. İyi yarım saat var. İkide anlaşmıştık. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Hazırlıklarımı yapıyorum. Çayımı demleyeyim dedim. Demlensin çayım. Şöyle güzelce. Suyu kendi kendine kaynasın. Bizde durumlar böyle yani. Ha.
Hani hiçbir zaman gelmeyen misafiri de gelmiş gibi göstermem. Bu tarz bir şey de yazılmıştı. Gerçi birçok bir şey yazılıyor. Ciddiye almıyorum. Bu arada tapır kaşıklarımı da çıkardım. En iyi kaşıklarımı kullanacağım. Saklamıyorum hiçbir şeyi. Şunda çay koyarız. Burada gelecek. Şunu söylemedim ben bir de. Ümit'in kuzeni Ebru ve Özlem abla var ya, onun çocukları birinci sınıfa gidiyor Ayşe öğretmende. Normalde Özlem abla da olacaktı. Hastalığından ötürü olamadı. O konudan da üzgünüm, hala devam ediyor. Demek ki kısmet değilmiş yani. Kısmetten öteye yol yok. Mantımı ayarladım. Allah'ım, bir damla sıçradı. Böyle salçalı sosunu yapayım dedim. Yine metal kaşık var değil mi? Ay bilmiyorum, elime öyle gidiyor yani. İstemsizce oluyor yani. Ben de istemem öyle olmasını. Öyle mantığım. Hemen şuradaki fazlalık bulaşıkları yıkayayım. Kibar kibar misafirim bekleyeyim. Hazırlıklarımı buraya hazırladım. Kumpirimiz, su böreğimiz, zeytinyağlı ıspanak, muhallebili kadayıf, un kurabiyesi ve mantı. Göktuğ nasıl? Güzel, bayağı şey yapmışsın. Ya. Kalabalık olsak daha çok şey yapardım. Masam yine içeride. Evet. Saat 2, misafirimiz artık bekliyoruz. Misafirlerim geldi. Şu anda biraz karınları tok olduğu için kahveyle başladık. Ceyli. Misafirimiz gitti. Çok güzel bir gün geçirdik. Bizim Göktuğ'un eski öğretmeni Ceylin'in yeni öğretmeni Ceylin geldi. Ceylin gel, konuşalım. Video çekelim. Ceylin, nasıl bir gündü bugün? İyiydi. Nasıl iyiydi? Öğretmenini gördün, mutlu oldun mu? Evet. Değil mi? Öğretmen sana dedi, prenses kız dedi değil mi? Göktuğ da öğretmeniyle muhabbet etti. Sen bunu nereye atıyorsun? YouTube'a. Kendini izlersin, olur mu? Olur. Ceylin. Benim için bayağı güzeldi. Hem bayağıdır görüşemiyorduk. Evet, öğretmenim de bayağıdır görüşemiyordu. Benim alt komşum da onun öğrencisi. Onu da çağırdık. İsmi neydi? Evet. Ceylin neydi? Gelen arkadaşın ismi? Beyazıt. Evet, Beyazıt da geldi. Bugün çok güzel, dolu dolu bir gün geçirdik. Şimdi ben etrafı toparlayacağım. Kuş da var. Evet, kuş gelmedi. Belki Göktuğ abim verebilir sana. Ver. Ben de hemen buraları toparlayayım. Çok güzel bir gün geçirdim. Çok iyiyim. Mutfağımı topladım. Şunları Özlem ablaya götüreceğim. Ceylin'le Göktuğ. Oldu mu? Göndereyim mi? Gönder. Alma. Ceylin hiç korkmuyor. Maşallah Ceylin'i be. Tamam, bırak. Hiç korkmuyorsun değil mi Ceylin? Ama kuş alıştı değil mi sana? Kuş öyle kalsın. Telefon. Okuyor Ceylin baya. Aç kapıyı, girelim içeri. Telefon yazıyor. Televizyon yazıyor. Telefon. Ceylin okumasa da uydurur. Okumasa da şeyleri okuyarak giriyor. Televizyonu baktığı biraz zor geliyor. Telefon yazıyor dedi. Kız. Anne, Ümit'e sarılacaktın. Hani sen niye gelmedin benim yanıma? Niye? Çocuk çok yoğun, okulu var. Benim bilgisayarım nerede ya? Benim bilgisayarım bu mu? Sana bilgisayarın burada, ne durup yatıyor? Hangisi benim bilgisayarım? Bilgisayarım. Sattım senin bilgisayarını. Almadın, ne yapayım ya? Çocuk bayıldı. Almadın sen bilgisayarı, ben de ne yapayım? Televizyon versen olmaz mı sana? Bak, elindekini sana getirmiş. Ne? Asacakmışsınız. Bakayım. Yani bunu böyle asacağız ha. Ha, bant diyeceğim, asacağım. Tamam, şimdi oldu. Şimdi barıştınız mı şimdi? Bilmiyorum, bakarım. Belli mi bir şey? Ah. Oldu mu? Ceylin'den hediye.
Ceylin yaz. Ceylin? Yazayım. Üzerine Ceylin mi yazayım? Evet. Ben yazayım mı? Sen yaz. Evet. Yıllar sonra gelip bakarsın. Bak burada eskisi duruyor bak. Evet. Bak eskisi duruyor değil mi? Evet. Ya. Ben bunu geri yazmayacağım. He. Şimdi daha mı iyi yazıyorsun? Hadi. Şimdi artık profesör oldu. Al bakayım. Kalem tutmaya bak. Senin kalemin yazmıyor bozuk. Yazmıyor dur başka bir şey. Ben de Ceylin'i bırakayım dedim. Evde işlerimi bitirdim geldim. Yap, ay bugün bizim eve bir şey oldu. Ben bir hata ettim. Neydi? O halıyı kaldırdım oradan. Teklilerin altındaki kadın üşüdü. Sonradan ısındım. Dedim ki ya öyle ne dedim iki halı güzel değil diye. Keşke kaldırmasaydım. Kadın zaten zayıf. Evet. Tamam. Ters yazın ama. Hayır. Bakayım. Böyle mi koyayım o zaman? Tam evet. Nasıl istiyorsan öyle koy. Artık sen ayarla. Böyle mi koyayım? Evet. Tamam. Bizde durumlar böyle. Sen kendin mi zannettin şu mes? Değil mi? Pikachu'nu ha. Aldı. Pikachu'nu ben aldım eve götüreceğim. Tamam. Ceylin. Geldi buradan ilk ben dedi kardeşime balon alacağım dedi aldı. Şimdi hadi. Kendine. Ama şu büyük şişeni al ya. Bu kes patlar. Sen en küçüğünü al ki daha hiç patlamasın kolay kolay. Emin misin? Emin o beğensin o istediğini alsın. Alsın da mesela o değil tamam, o. Tamam. Kes patlar. Tamam şimdi. Tamam. Böyle balon aldık bu tezgahtan gidiyoruz. Evet günün finali olarak da bugün... Babaanne'deyiz efendim. Verecek misin? Neyi? Yeleğini. Evet, anamın yeleğine gözükmüş. Yeleği çok güzel değil, ben çok seviyorum. Harika. Oğlum hem tablet oynuyor, nasıl da yay oynuyorsunuz ya. Ya bugün sen ne hiç yapıyorsun? Oynamadım, yeni oynuyorum daha bugün. He. Bugün başım çok ağrıyor. Aman çok geç kaldın. Öyle işte, bize bir kapanış yapın. Evet. Hepinizi alıyorum. Ay sen beni çekme gidesin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Allah'a emanet olun. Evet. Yarın bize şans dileyin efendim. Bir daha Ümit bu niye öpücük gönderdi? He? Bu niye öpücük gönderdi? Sen niye öpücük gönderdin kız? Ama beni izleyen var hep ablalarım. Benden büyük. Belki adam da izliyor. Yok hep bayan izliyor. Bakıyoruz istatistikler. Ümit ben bunun bu kavgayla bitmesi lazım. Öpücük attı. Kaynana. Tamam mı? Sonra görüşürüz değil mi? O şey gibi öpücüğü. Ben özleyin anacığım. Bye. Ben özleyin anacığım. Bye. Bilmiyor musun? Özleyin. Yeni koyun. Sen bir şey desene oğlum annene. Öpücük gönderden. Öpücük benden başkası atamazsın de. He. Bir şey desene. Sen öpücük atamazsın. Burada he? Belki erkekleri izliyor. He? Tamam. Tamam abi. Tamam öpücüğü bugünden de... sonra sana yasaklandı. Aksana o zaman kapanışı sen yapsaydın. Sen at o zaman. Sana kimse kapanışı yap. Görüşürüz. Yo görüşmeyelim. Sinirlendim şimdi de. Çok sinirlendim de. Sinirlenemiyorum. Sinirlenemiyorum. Göktü sinirlensene. Sinirlensene. Bak nasıl bakıyor. Bakayım. Sinirlenmeyi bile bilmiyor erkek çocuğum. Erkek ya korktum. Yalnız bura o kadar sıcak biz burada kalalım. Kışı burada bitirelim. Dün akşam dün olay bir şey söyledi. Dün akşam mı gittin? Ya Yunan evi de çok sıcak. Köpüyorlar ne olacak? Bir de onlar şeyde ortada ya. Biz çok yaksak da yok belirli bir yere kadar ısınmıyor. Yani şu oda çok biraz sıcak. Sana kemikleri dinledim. Tabii canım soba sıcaklığı var burada. He. Sana bizim... dedim kuralım soba dedim kurmadım. Sana bir çevirmişsinim abi. He. Nereye buraya mı çevirin? Ama o var ya çok. Ya Ümit lütfen yapma. Sobayı boyamışsınız. Siliği de boyasaydın. Ya bu da yapma demeyecek. Kes orayı. Onun elinde ben keseyi bilemem. Keserek. Hadi çünkü tamam o, editas olsun. Çünkü o gerçekten çok sıcaklık veriyor.